Çok büyük risk. Toplum sana şunu demez. Sen gideceksin, ben seni seçeceğim ama sen o yetkileri kullanmayacaksın, beni tekrar seçime götüreceksin. Bu en büyük tuzaktır. Evet. Ve burada şöyle bir problem var. Gerçekten şöyle bir problem. Türkiye'de devlet bırakılmadı arkadaşlar. Devletin bütün kurumları yozlaştırıldı. Devletin bütün kurumları bataklığa çevrildi. Bunun yeniden inşası süreci ciddi güçlü bir irade ihtiyacını evet, gösteriyor. Siyasi irade inşa. Devlet hukukla inşa edilmez. Hukuk siyasetle inşa edilir. Kesinlikle. Bunun için de siyasi irade orada kurucu bir siyasi irade ihtiyaç var. O yetkileri kullanacak toplumun, ülkenin yakıcı sorunlarını çözecek ve bunları çözmek için o yetkileri kullanacak bir siyasi ve bunun da bir yüzü olması gerekiyor. Toplum o yüzü, o karakteri, evet, o profili görecek ve ona oy verecek. Yoksa Murat Arel'e gidelim. Ekleyecekleri vardır mutlaka. Uzun bir sohbet oldu. Murat Arel konudan konuya geçildi ama dert aynı, tasa aynı, çözüm beklentisi aynı. Skype'den bağlanmak gerçekten çok zormuş. Hem konsantre olma açısından hem de bekleme açısından gerçekten sıkıntılıymış. Evet, evet. Konuklarımızı şimdi daha iyi anlıyorum. haftaya telafi edelim. Genelde ben orada oluyordum, evet, sen burada oluyordun. Oyuncu değişikliği gibi oldu. Kesinlikle. Murat, ben seni orada buldum, uzun uzun konuşacağım. Sen de oradan izle, tamam mı? Keyifle dinlerim ben. Çok da öğreniyoruz da zaten. Tabii ki eklemek istediklerim var. O da şöyle. Birçok değerli bizim anket yapan firmalarımız var. Seçim saatine girildiği zaman mutlaka yapılan anketlerde bir oynama görülüyor. Ama bu dönem çok ayrı bir özellik arz ediyor. O da şöyle. Pırasa'nın tarifini bile telefonda verirken ben dinleniyorum deyip WhatsApp'tan arayan insanların olduğu bir yerde siz telefonla arayıp hangi partiye oy veriyorsun ya da kime oy vereceksin tarzında soru sorduğunuz zaman artık korkutulmuş ve sindirilmiş, en ufak bir eleştirisinde dahi cezaevine gönderilen bir toplum üzerinde bu sorunun net cevabını almanız çok zordur telefonda. Dolayısıyla seçim saatine girildiği zaman ya da seçim artık iyice belirginleştiği zaman insanların rasyonel olarak oylarını çok net şekilde belirlediğinden eminim ben. Evet, birçok anket firmasının yapmış olduğu anketlerde, anket sonuçlarında kararsızlar ya da oy vermeyeceğim diye belirten insanların aslında onların oy vereceğini ve oylarının renginin de belli olduğu aşikardır aslında. En azından benim tanıdığım, bildiğim insanlar nezdinde söylüyorum. Diğer husus da Sayın Gürkan Çakıroğlu'nun konuşmalarını can kulağıyla dinledim. Ki tespitlerine katılmamak mümkün değil. Eğer bir yeni bir dönem başlatılacaksa ya da karşımızdaki bu karanlık yapıyı inşa eden güçle mücadele edilecekse bütün Türkiye'nin var olan resmi partilerinin bir araya gelerek ortak bir deklarasyonda buluşmasını canı gönülden herkes ister. Ancak az önce belirttiği gibi Gürkan Bey'in HDP bunu istiyor mu? Ben orada muamma olduğunu düşünüyorum. Zira Bahar'ın temsilcisi olan bir mitingde dahi 40 bin kişinin katili olan bebek katili Apo'nun sloganlarının atıldığı, onun tecritinden bahsedildiği bir ortamda İYİ Parti gibi ya da Cumhuriyet Halk Partisi gibi tabanının belli olduğu bir partinin masaya oturup uzlaşı kültürünü geliştirmesi mümkün değil. Ben bunu da son dönemdeki yapılan girişimlerle birlikte farklı değerlendirilmesi gerektiğini, aslında oradaki seçmenin başka bir arzuda olduğunu kanısını taşıyorum. Diğer husussa tabii ki sadece HDP için geçerli değil bu. Diğer partiler için de geçerli. Zira Sayın Babacan'ın hafta içinde yapmış olduğu bir açıklama vardı ki bu beni de ilgilendiren bir açıklamaydı. Kumpas davalarında yargılanan bizler, Ergenekon ve Balyoz davaları gibi kumpas davalarda yargılanan bizler 12 yıl 13 yıl boyunca haksız şekilde yargılandık ve bir delil olmadan hakkımızda türlü isnat edilen suçlarla yargılandık. Ama Sayın Babacan yapmış olduğu bir açıklamada ki bunu sosyal medyadan sordum, hatta partinin gerekli kişilerle de konuştum. İlerleyen bir süreçte bununla ilgili kendisiyle nasıl sohbet yanıtlar geldi? Evet, kendisiyle sohbet edebileceğiz. Yani röportaj yapacağım çünkü çok merak ediyorum bu sorunun cevabını ve şunu sormuştum. Acaba siz iktidar olduğunuzda ya da iktidara geldiğinizde bahsettiğiniz şekilde Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını tekrardan mı başlatacaksınız? Çünkü Sayın Babacan'ın söylemiş olduğu kelimede şunu diyor. Orada yargılananların sırf FETÖ yargıladı diye susuz olduğuna inanmıyoruz minvalinde bir açıklama çıkıyor. Bu kabul edilemez. Akıl tutulması bu. Bir genel başkan değil, kim söylerse söylesin bunu. Orada mücadele eden şerefli Türk subayları, aydınlar, gazeteciler
yıllarca bu ülkede mücadele etti bunun karanlığın geldiğini ifade etmek için ve 15 Temmuz darbesi oldu bunlardan dolayı. Ve biz bunların hepsini haykırarak söyledik. Sayın Babacan'ın bu açıklaması talihsiz bir açıklamadır. Ve hala bununla ilgili bir cevap verilmedi. O günün yargılamalarındaki kişiler de şu anda o partinin kadrolarında. Öğrendiğim şu, bununla ilgili açıklamalar yapılacakmış. Yanlış anlaşıldığıyla ilgili. Ben de merakla bekliyorum. Tabii ki Sayın Sadullah Ergin galiba açıklama yapacak bununla ilgili. Ben ısrarla bu soruyu sormaya devam edeceğim. Diğer partiler için de devam edeceğim. Aslında birçok farklı dışarıda bırakarak mevcut seçim için oluşturulacak olan ittifaklara saygı duyuyorum. Ve elzem de buluyorum zaten. Ama ortada da bir realite var. Ve bir takım kırılma noktaları var ve yaralar var. Bu yaralar kaşanır, kanatılırsa ortak noktaların bile bir araya gelmesi çok zor durumu oluyor. Bu yaşadıklarımız gerçekten bu dönemde çok zor. Ama seçmen olarak soracaksanız, inanın hangi partinin seçmeni olursa olsun, hangi partinin seçmeni olursa olsun artık bıçak kemiğe dayandı değil, bıçak kemiği delip geçti. İnsanlar bırakın siz rahat, müreffeh bir hayat yaşama standartlarında yaşamayı, açlıkla sınanıyorlar. Aç kalmamak için mücadele ediyorlar. Az önce Timur'un söylediği çok doğru. Markete gittiğinizde insanları takip edin. O fişi eline aldığı zaman dışarı çıktığındaki surat ifadesini görün. Edilen küfürleri, bedduaları görün. Ve bunu hiçbir siyasi parti kimliğiyle olmadan insanlar zaten görüyor. En iyi yapılan anket aslında evlere gönderilen elektrik faturası, doğalgaz faturası, markette yaptığı alışveriş, pazara gittiği zaman aldığı iki tane limon ya da yarım karnabahar. Ve bunların hepsi artık canına tak etmiş durumda. İnanın az önce de söyledim. Partilerin yaşamış olduğu ya da yapmış olduğu şeyler değil. Bu şu andaki mevcut yapıyı sonlandıracak olan Türk halkının mevcut iradesi olacaktır. Evet, eğer buna rağmen muhalefet partileri bir hata yaparsa halk affetmeyecek, onları da affetmeyecek. Bunları da belirtmek isterim sadece görüş olarak. Peki. Gürkan Çakıroğlu, son iki dakika bir söz vereyim. Ya bu Murat abinin bu HDP meselesiyle alakalı söylediği şey, bence HDP'nin ne istediği ve Kürtlerin ne istediği çok açık, aleni. Ya bu 2019 yılında bunu gösterdiler bizlere. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu Kürt seçmenden bahsetmiyorum ama Gürkan Bey. Nasıl? Kürt seçmenden bahsetmiyorum. HDP kim? Yönetimden bahsediyorum, HDP yönetiminden. Tamam, seçmenden değil. Tamam ama şöyle bir şey var. Şimdi o HDP yönetiminin ne olduğunu, hangi zihniyette olduğunu bile bile onlara oy veren 30 yıldır bir Kürt seçmen var. Bu da hiçbir şekilde değişmiyor. İrade zımp gibi duruyor, artarak da devam ediyor. Şimdi hal buyken ben genelde şöyle düşünüyorum. Herkes kendi masasının önüne baksın. Çünkü diğer türlü hep mesela burada İYİ Parti'nin ve muhalefetin de belli başlı noktalarda yaptığı hata bu. Terörle arasına mesafe koysun. O onun meselesi kardeşim. Mesafe koyup koymama onun meselesi. Ben o terörü, o PKK'yı ortaya çıkaran 12 Eylül'le arama ne kadar mesafe koydum? Benim, Türk'ün derdi, benim derdim bu. Yani biz 90'lardaki faili meçhulleri yapanlarla bir zihniyettir orası. O zihniyetle biz aramıza ne kadar mesafe koyabildik? Bizim hala muhalefetin muhalifliği rejime değil de iktidara yapıyor olması bizim bu terörü ortaya çıkaran zihniyette aramıza doğru düzgün bir mesafe koyamadığımızı gösteriyor. O yüzden biz kendi masamızın önünü temizlersek ancak o zaman belki o tarafa bir şey söyleyebilme hakkımız olur. Birincisi bu. İkincisi yani bu tarz yani o Öcalan sloganlarının atılmasından rahatsız oluyoruz ya, bunu önlemenin yolu partileri kapatmak, onunla bununla aranıza mesafe koymak değil. Bunun yolu, mesela muhalefetin 3 yıldır elinde bir fırsat vardı. Siz HDP'ye sahip çıkabilirdiniz. HDP üzerinden Kürt seçmene sahip çıkabilirdiniz. Onun çünkü Kürt meselesi, ana dil vesaire bunların hepsi önemli ama Kürt meselesi özünde Kürt'ün iradesi meselesi. Biz 30'larda 40'larda söylüyorduk. Bunlar resmi kayıtlarda var. Dağda yürüyor, kart kurt ses çıkartıyor. O Kürt diyorduk. Gelinen noktada, şimdi bakın. Recep Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecine destek %65 bandındaydı. Öcalan'la görüşülüyordu. Bu halk görüşmeyi bile bile çözüm sürecine destek veriyordu. Yani bazı kavramları ezberlerden çıkarak bakabilir ve değerlendirebilirsek ancak çözebiliriz.
Reklamdan sonra konuşmaya devam edelim. Son bölümde konuşacağımız Gezi davası var ki Murat Ağrel'in anlatacağı öyle böyle bir dosya yok ki bugün Halk TV.com.tr'deki yazısının arka planına dair ayrıntıları da dinleyeceğiz efendim. Konuşacağımız çok şey var. Konuşmadığımız hiçbir şey kalmasın istiyoruz. Birazdan buluşalım.